Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar soru çözümleri bölüm 5. İlk soruda diyor ki A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A artı B artı A çarpı B 51'dir. Buna göre A artı B toplamı en çok kaçtır? Şimdi bunu yaparken bizim izleyebileceğimiz şöyle bir yol var. Burada pozitif tam sayı şeklinde sınırlandırmış. Önce ona da dikkat edelim tabii. Bu sınırlandırmadan ötürü yani ne olabilir diye düşünebiliriz. Çünkü tam sayı olduğunu biliyoruz. Mesela A artı B artı A çarpı B. En çok olması durumunda uzak olduğunda en çok olabiliyordu. Mesela A artı B 25 artı 1 olursa A çarpı B de 25 olacak. 25 artı 1 artı 25 51 olacak. Bu bize uygunluk şartını veriyor. Dolayısıyla 26 diyebiliyoruz. Ama mesela bu 27'yi İşte 26 1 26 artı 1 artı 26 çarpı 1 sağlamıyor. Bunun gibi düşünebiliriz. Burada kısıtlı olduğu için olasılıklar zaten bu şekilde çözüme ulaşabiliyoruz. Hani şöyle de yazabiliriz. Mesela bunu paranteze alalım. Ama gerçi oradan da yine iyice karışıyor. En uygun şey yine bir şöyle göz atıp uygun bir şey bulmak. A parantezine alabilirdik A ile A çarpı B'yi. B parantezine alabilirdik B ile B, A çarpı B ile A çarpı B'yi. Ama en uygun yol yine hani burada bir bakalım hangisi uyuyor. 51 sonuçta ulaşabileceğimiz şeyler belli. 51'e nasıl diye düşünerek çözebiliriz. Şuna bakalım. A ve B pozitif tam sayılar. 7A artı 9B 336 olduğuna göre B'nin alabileceği en büyük değer. Sınırlama ne? Pozitif tam sayılar. Ne istiyor? B'nin en büyüğü. B büyüyünce A'nın işte mantıken küçülmesi lazım. A küçülecek ve B öyle bir şey olacak ki 9 katına bakacağız B'nin. Tam gelmesi gerekiyor. Yani neyi diyorum? Mesela A 1 olsa 7A 7 olacak. 336'dan 7'yi çıkarınca ne kalıyor? Şuradan bakınca 329 kalıyor. Peki 329 9'a bölünür mü? Kısa yolu neydi? Rakamlarını toplayıp 9'a bakıyorduk. 3, 2, 5, 14 9'a bölünmez. Demek ki mesela bu olmuyor. Onu kastettim. Her sayı olmuyor. 9'a bölünebilen bir şey gelmesi lazım. Mesela A 2 olsa 7A 14 olur. 336'dan 14 çıktı mı? Ne kalıyor? 326, 322. 9'a bölünür mü? Yine bölünmüyor. Bu da olmadı. 3 olsa 336'dan 21 çıktığında 5 olur, 1 olur, 315. Bunun rakamları toplamı 9'a uyuyor. 9'a bölünce de kaç geliyor? 45 mi geliyor? 3, 27. Şurası 45 geliyor. 35 geliyor. Dolayısıyla 35 değerine sonucuna ulaşıyoruz. Nasıl ulaştık? Dedik ki B en büyükse A en küçük olacak. En küçük ne olur? Pozitif tam sayı. 1 olur. Olmadı. 2 olur. Olmadı. 3 demek ki. Hani bu zaten 9'da çıkmaz yani. O bizim mühendislik sınavlarında çıkıyordu. Dolayısıyla birkaç tane deneyince buluyoruz. Şuna bakalım. Yukarıdaki çıkarma işlemlerinin her birinde harfler pozitif sayıları göstermektedir. İşlemlerden hangisinde küçük harfle gösterilen sayıdan büyük harfle gösterilen sayı çıkarılırsa bu 5 çıkarma işleminden elde edilen farkların toplamı 0 olur. Garip bir şey. Şöyle bir bakıyoruz. Herhalde bunur yani. Diğerleri çünkü bunların toplamı bunu veriyor. Yine de tabii bakalım mı? Ne diyor? Önce bir şunu şey yapayım. Mantıken bu yani. Her birinde harfler pozitif sayıları gösteriyor. Tamam. Tam da dememiş ama işlemlerden hangisinde küçük harfle gösterilen sayıdan büyük harfle gösterilen sayı çıkarılırsa bu 5 çıkarma işleminden elde edilen farkların toplamı 0 olur. Yani demiş hangisini ters çevirirsem bunu ters çevirince ne oluyor? N'den N'ye çıkınca eksi 10 kalıyor. Nedir o? Mesela 12'den 2 çıkınca 10 kalıyor. Öyleyse 2'den 12 çıkınca eksi 10 kalır. Bunun eksi 10'u diğerlerinin toplam gelen 3, 4 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10 onu nötrler. Dolayısıyla bunu ters çevirdiğimde gelen eksi 10'dan dolayı tüm işlemin toplamı da eksi 10 artı
artı 10 olacağı için 0 olur. Cevabımız C seçeneği. Soru biraz karışık, birkaç kere bakmakta fayda var ama basit bir çözümü var yani. Zaten diğerlerinden bir şey çıkmaz. Belli ki bu sırıtıyor diğerlerinin toplamı. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere eşitliğini sağlayan kaç tane X, Y ikilisi vardır? Şimdi bu tarz sorularda da şöyle bir bakıyoruz zaten. Belli ki sınırlı yani kaç tane dediğine göre. Hani nereden sınırlı derseniz ilk olarak şuradan sınırlı. O daha az ihtimali doğuruyor. Oradan bakmak daha faydalı. Yani bu tarz şeylerde mesela 2x artı 7y eşittir bir şey derse 7'den bakın. Çünkü 7'nin olasılıkları az. İşte 1, 7, 14 gibi. Şimdi burada da mesela burası 5y'ymiş. Şimdi y'yi zaten en fazla öyleyse 8'e kadar götürürüm. 9'a kadar götürünce burası 45 olur. 45'i ne ile toplayınca 44 edecek? Olmaz. Çünkü bunlar pozitif tam sayı. Ben 5'ten bakıyorum. Mesela 5 y'den bakıyorum. Y 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir. Çünkü 40 olur en son mesela. Şimdi neye bakıyorum? Bunların hangi durumunda geriye kalan şey 3'ün katı olur veya 44'ü sağlar yani. Mesela 1 olunca y 5 olur. 44'ten 5 çıktı 39. X sağlıyor çünkü 39 3'e bölünür. 13 olur. Bak yerine koyalım. 13 çarpı 3 39. Bir kere 5, 5, 39 artı 5, 44 sağladı. Bu sağlıyorsa iki kesin sağlamıyordur ama bakalım. 2 kere 5, 10. 44'ten 10 çıktı 34. 34 3'e bölünmez. 3'e bakalım. 3 kere 5, 15. 44'ten 15 çıktı 29. 3'e bölünmez. 4 sağlıyordur muhtemelen. Çünkü bunlarda böyle bir periyodiklik vardır. 3, 3 gider. 3, 3 için baktığımızda. Onlar hep pratik yol. Çözdükçe oturur. 4, 4'ü koyunca 20 oluyor. 44'ten 20 çıktı 24. 3'ün katı sağlar. Şunu koyalım. 8'e 4 için sağlıyor sonucu. 5 de sağlamaz. 25 çıkıyor. 6 da sağlamaz. Aslında aynı mantık. 7 de sağlar mı? Sağlaması lazım. 35, 44'ten çıktı mı? 9, 3 koydum mu? X yerine sağlıyor ve 8 de sağlamıyor. Kaç tane var? 1, 4, 7. Bunlara karşılık gelen de x değerleri vardı. Az önce söyledim. Biri 13'tü herhalde. Birisi 4, 8'di. Birisi de 3'tü. Yani 1, 13, 4, 8 ve 7, 3 ikilileri sonucu sağlıyor. Güzel soru. Yukarıdaki çıkarma işlemi k artı l artı m toplamı hangisine daima eşittir? Tabii ki 2k'ya eşit. Niye? Olay şu. Mesela 8'den 5 çıkarınca 3 kalıyor ya. Bu üçünün toplamı ne oluyor? 8, 5, 3 topladık 16. Yani ne? Şunun iki katı oluyor her zaman. Her zaman eksilenin iki katı oluyor. Şekilde çözdük geçelim. X artı 3y 15'miş. Denklemini sağlayan kaç tane x'ye doğal ikilisi vardır? Şimdi mesela hemen ben bir x'e 1 vereyim. Ama burada da az önce dediğim olay var. Y'nin katı daha çok olduğu için y'deki olasılıklara bakalım. Y 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. Ama burada x de y'yi söylememiş. Yani tam sayı mı? Nasıl sayı? O yüzden aslında bu hatalı. Burada söylemesi lazım. Hem de kaç tane ikili vardır diye soruyor. Biz tabii herhalde pozitif tam sayı olarak bakacağız. Bunlar için baktığımızda y bunları aldığında 1 aldığında mesela x 12 olur. 2 aldığında 9 olur. 3 aldığında 6 olur. 4 aldığında 3 olur. Ve 5 aldığında 0 olur. Bir de aynı şekilde hani sıfırdı. Ben bunları doğal sayı kabul ederek soruyu çözeceğim. Dolayısıyla y sıfırı da alıyor. Sıfır aldığında da bu 15 oluyor. Benim 6 tane olasılığım var. Ama burada bana x ve y doğal sayıdır diye demesi gerekiyor. Yoksa eksileri de alırız. Ama şıklara bakınca belli ki öyle. Yukarıdaki sorunun daha kolay. Yani bu daha biraz daha zor. Çünkü hem burada y'yi hesaplıyoruz. Kalan 3'e bölünür mü bakıyoruz falan. Bu daha kolay. Bu 2010 DGS o ALES. Aslında ALES daha zorlar ama öyle sormuşlar. A, B pozitif tam sayılar için 5A artı 3B 30. A kaçtır? Yani diyor ki A kaçtır? Yani A'nın bir tane değeri var. Onu bul diyor. Şöyle göz atalım hemen. Mesela 3 olsa burası da 5 olur. Buluyor. Demek ki bu herhalde.
5a artı 3b 30. Şimdi a kaçtır? Şu şıklara da baksan olur ya. Yani, bakılabilir. 2 kere 5 10. Geriye kalıyor 20. 23'e bölünmez. 2 değil. 3'e dursun. 4 kere 5 20. 10 kalıyor. 13'e bölünmez. 5 kere 5 25. 5 kalıyor. 3'e bölünmez. 6 kere 5 30. Ama pozitif tam sayı diyor. B 0 olamaz. Gitti cevap 3. Yani birçok yoldan çıkar. Ama diyorum ya, hep çarpım tablosunu akılda tutmak lazım. Şu 30'a bakınca demek ki 30'un içinde 15 var. Çarpım tablosunda 15. 3 kere 5'ti. Onu akla getirmek önemli. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere 3A artı 5B 75 olduğuna göre A artı B hangisi olamaz? Bu da garip bir soru. Az önceki mantığı şurayı almış. Şunu soru yapıyor ya. Şeyi sormuş. Mesela 1 artı 3 14. 1 artı 13 14. 4 artı 8 12 ya. Ha, bu toplamları şıklara koymuş. Yine ben burada B'den gideyim. Katı büyük olandan gidiyorum. Daha az olasılık olsun diye. Bayağı da var olasılık. 1, 2, 3, 4, 5, 15'e kadar gidiyor bu. Başka bir sınırlama yok çünkü. 15. Bunlardan pozitif tam sayımız. Şu olmaz 15. Çünkü 15 olunca bu 0 oluyor. A artı B hangisi olamaz? Mesela B'ye 1 verdiğimde A 3A 70 oluyor. Dolayısıyla olmaz. B'ye 2 verdiğimde 3A 65 oluyor. Olmaz. B'ye 3 verdiğimde 3A 60 oluyor. A da 20 oluyor. Yakaladık. 20 artı 3, 23. 23 oluyor. Şimdi yukarıda da vardı. Neydi? 3 kat olarak baktığınız için eğer bu sağlıyorsa bununla bu sağlamaz. Bu sağlar. Hep bu tutar. 6 kere 5 30. 75'ten 30 çıktı. 45. 3A 45 ise A 15'tir. 6'yı 15 topladık. 21. Bu da sağlıyor. Bununla bunu attık. Buna baktık. 3 kat gittiğimiz için 9. 9 kere 5 45. 75'ten çıktı. 30. 3A 30 ise A 10'dur. Topladık. 19 şıklar da var. Ya bu ya bu. Şununla şunu attık. Şuna baktık. Bununla da bunu atacağız. Zaten başka olasılık kalmadı. Tam yerine göre vermiş. 12. 5 kere 12 60. Geriye kalıyor 15. 3A 15 ise A 5'tir. 12 artı 5 17. Demek ki kalan şey 14 olamıyormuş. Daha doğrusu diğerleri oluyormuş. Biz onu dedik ki 14 olamıyor. İhtimal de belli ya zaten. Bu soruda diğerlerinin biraz daraltılmış hali. Diyor ki pozitif tam sayıdır x'ye şu ifade ver. Ona göre y hangisi olabilir? Yani bunlardan biri şıklar yönünden daraltmış. Şöyle bir bakınca mesela y'ye 2 versek 14. Şurası 29 kalıyor. 5'e bölünmez. Olmadı. Y'ye 3 verince 21. Çıkarınca 22. 5'e bölünmez. Y'ye 4 verince 28. 48, 43'ten çıkarınca 28. 15 bölünür. X 3 olur. Demek ki bu. Zaten bu olunca bunlar da olma ihtimali zor da yine bakalım. Çünkü 5 kat 5 kat gidiyor burada da x. 5 kere 7 35 8 olmuyor. 6 kere 7 42 1 kalıyor. O da olmuyor. 1 5'e bölünmüyor. Tam sayı anlamında bölünmüyor. Yoksa 1 bölü 5 olur tabi de rasyonel olarak. Tam sayı bakıyoruz. Cevap C4. Devam edelim. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere 2X artı 3Y 27 koşuna sağlayan kaç y değeri bulun? Aynı mantık dikkat ederseniz. Katı büyük olana bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlardan biri alacak. Çünkü 9 aldı mı 27 olur. X 0 olur. Bunlar pozitif tam sayılar. Şimdi y1 için x 12 oluyor. y2 için yani sağlıyor. y2 için sağlamaz bu sefer. Çünkü 6 oluyor. 21 tek. 3 için sağlar, 4 için sağlamaz, 5 için sağlar, 6 için sağlamaz, 7 için sağlar, 8 için sağlamaz. Niye öyle? Çünkü 2 kat 2 kat gidiyor bu. Az önce 3 olunca bu tarafın çarpanı dikkat edersek 3'te 1 tutuyordu. Bunun sebebi de kat mantığı. Yani bir tek bir düz oluyor. Bir tek bir çift oluyor. Diğerinde de mesela 3'e bölümünden kalan, şurada göstereyim. 3'e bölümünden kalan 0 oluyor. Daha sonra şurada 3'e bölümünden kalan 1, 3'e bölümünden kalan 2, 3'e bölümünden kalan 3 olacak. Yani 0 oluyor. Dolayısıyla bölünüyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani zaten soru çözdükçe oturur. Şu 1 oldu. Bu sağlamadı. Bu sağlıyor. Kaç tane y değeri? Zaten kaç tane y değeri bulunur diye soruyormuş. Tek tek hesaplamaya gerek yok. Kaç tane alabildiğine bakalım. 1, 3, 5, 7'lerde
sağlıyor. Deneyebilirsiniz. Bunlar da şurası çift gele tek geleceği için tekten tek çıkarıyoruz. Çift kalıyor, bölünüyor. 4 tane değer alıyor. X büyüktür 3. Tabii şurayı okuyalım önce. X ve Y birer pozitif tam sayı. X büyüktür 3. 2x artı 3y 96. Y'nin alabileceği en büyük değer. Şimdi Y en büyükse X en küçüğünü alacak. En büyük ne olabilir Y? Daha doğrusu X en küçük ne olabilir? Ona bakacağız. Çünkü X'i burada sınırlamış. Demiş ki X 3'ten büyüktür. X 3'ten büyükse 4 olabilir değil mi mesela? Ama 4 olunca şu oluyor mu? Şimdi söyleyeceğim. 4 oldu X diyelim mesela. 2 kere 4, 8. Az önceki soruların mantığı 96'dan 8'i çıkarınca 88 kalıyor. Bu 3y olabilir mi? Olamaz mı? Çünkü 3'e bölünmüyor. Dolayısıyla bu olamaz. Peki biraz daha büyütelim x'i. 5 olsun. 5 olunca burası 10 oldu. 96'dan 10 çıktı. 86. 3'e bölünüyor mu? Topladık rakamlarını. 14. 3'ün katı değil. Bölünmez. Bu da gitti. Peki x'i biraz daha büyütelim. X mesela 6 olsun. 6 olunca şurası 12 oldu. 96'dan 12 yani 2x 12 oldu. Çıkarttığımızda 84. 3'e bölünür mü? Bölünür. Çünkü 8 artı 4. 12. 3'ün katı. Böldüğümüzde ne geliyor? Hesaplayabilirsiniz. 28 geliyor. Dolayısıyla y'nin alabileceği en büyük değeri de burada 28 olarak buluyoruz. Burada da diyor ki x ve y doğal sayılar için bir de sağ olsun 0 bir doğal sayıdır diye belirtmiş. Yani 0'ı kullanacağız herhalde. 3x artı 4y eşittir 21 olduğuna göre x yerine yazılabilecek tüm doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi yine katı büyük olanı ihtimallerini düşünüyorum. Mesela y 1, 2, 0 da olabilir. Gerçi doğal sayı 0, 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. 6 olursa 24 oluyor. 24'ü doğal bir sayıyla toplayarak 21'e ulaşamam. Çünkü negatif bir şeyle toplamam lazım. Bunlar oluyor. Şimdi x yerine yazılabilecek tüm doğal sayıların toplamı nedir? Şimdi x bu oluyor ama her x için y tam sayı oluyor mu? Mesela x'e 0 verdiğimde 4y 21. 21 4'e bölünmez. Öyleyse 0 değil x. 1 verdiğimde 3 oluyor. 21'den 3 çıktı. 18 4'e bölünmez. Evet, devam edelim. 2 verdiğimde 6 oluyor. Pardon, ben buradan saatte geç olunca bir hata yaptım. Hemen düzeltiyorum. Ben y'ye verdim, sonra x'in yerine koydum. Yani doğru gittim de y yerine 0, 1, 2, 3, 4 yazacağız. Şunu da öğrenmiş olduk. Bunlar da yaparken y eşittir. Bunlar olabilir diye düşünelim. Şuraya bir y yazalım ki kafa karışmasın. Y 0 olduğunda x ne olur? 3, 21 olur 3x. Dolayısıyla x 7 olabilir mesela. Y 1 olduğunda 4 oluyor. 17 4'e bölünmez. 21 eksi 4 17 olduğu için 17 4'e 17 3'e bölünmez. Dolayısıyla bu gitti. 2 olduğunda 2 kere 4 8. 21'den 8 çıktığında 13 kalır. 13 3'e bölünmez. Gitti. 3 olduğunda 4 kere 3 12. 21'den 12 çıktığında 9. 3'ün katıdır. Şu x de 3 olursa sağlar. Ve 4 ile 5'te de sağlamıyor deneyerek görebiliriz. 16 oluyor, 20 oluyor, 3'e bölünmez. Bakalım 0 koyalım y yerine, x yerine 7 koyalım. 7 kere 3, 21. 0 ile topladığımızda 21. X yerine 3 koyalım, y yerine 3 koyalım. Rakamları x farklı dememiş. Farklı sayılarda dememiş. O yüzden bunu kullanabiliriz. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. İkisini toplayınca 21. Yani 7 tane kat oluyor aslında. Neyse 0'a 7, 3'e 3. X'in alabileceği değerler de 7'ye 3'tü. Topladık da. Topladığımızda onu bulduk. Geçelim. A ve B pozitif tam sayılardır. 2A artı B, 2 artı 3B 22 olduğuna göre A çarpı B en çok kaç olabilir? Şimdi A çarpı B en çok ise A ile B'nin en yüksek şeylerini alması lazım. Ama birbirlerini sınırlıyorlar. Birbirlerinin toplamı 22 olduğu için katlarının biri artınca diğeri azalıyor. Orada bir denge kuracağız. Nasıl bir denge kurabiliriz diye düşünüyoruz. Mantıken yakın almamız lazım galiba. Şöyle bir baksak. Bir kere bu 3B. Hani dolayısıyla belli sayıları alabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olasılıkları var. 1 için mesela 3 olur. 19 olur. 2'ye bölünmez. 2'ye alabilir. Çünkü 2 kere 3, 6. 22'den çıktı mı? 16. 16 2'ye bölünce 8. Bunu alır. Bunu alamaz. Bunu alır. Bunu alamaz. Bunu alır.
Bunu alamaz. Deneyince de görebiliriz. İki katında gittiği için diğer sorulardaki gibi bakıyorum. Tek çift, tek çift. Yani ikiye bölümünden kalan bir, ikiye bölümünden kalan sıfır, ikiye bölümünden kalan bir, kalan sıfır gibi bakıyorum. 4 aldığında 5 oluyor. 4 kere 3 12. 10 kalıyor, 5 oluyor. 6 aldığında 18 oluyor. A'ya 2 kalıyor. 8, 5, 2 oluyormuş yani. Çarpımını da burada 8 kere 2 16, 4 kere 5 20, 6 kere 2 12, en fazla 20'yi alıyor öyleyse. Ve son soru, bunu da yaptık, 20 alıyorum. X, Y pozitif tam sayılardır. 5X artı 2Y 123 olduğuna göre Y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi işin uyanıklığına kaçarsanız en küçük değer Y 1 olduğunda bakalım Y'ye 1 verdi 2. 123'ten çıktı 121. 5'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. Bunu alamaz. 4 verdik. 4 kere 2 8. Yani burada gerçi diğer 3 2 de var da. 4 verdik. 4 kere 2 8. 123'ten çıktı mı? 115. 5'e bölünüyor. Dolayısıyla olabilir. Şöyle tutalım. 2 ile 3 var. Şıkları karıştırıp vermiş. 2 verince 2 kere 2 4. 123'ten 4 çıktı mı? 119. 5'e bölünmez gitti. 3 verdik. 3 kere 2 6. 113'ten 123'ten 6'yı çıkarttık bunu bulmak için. Niye? Çünkü 5x artı 6 eşittir 123. Bunu çıkarttık ki şurayı bulalım. 5, 117. 117 5'e bölünmez. Demek ki 3 de olmuyor. En küçüğü 4'müş. 6 olur mu olmaz mı? Bizi ilgilendirmiyor ama bakalım. 12. 123'ten 12 çıktım. 111 zaten 5'e bölünmüyor. Bu şekilde küçük sayılarda şıklardan bakabiliriz. Bu soruların mantığı bu. Ekstra bir denklem çözmüyoruz, denklem kurmuyoruz. Bakıyoruz olasılıklara. Yaptıkça görüyoruz. Dikkat ederseniz aynı tip soruda bir sürü şey var. Küçük oynamalarla soruyor. Umarım faydalı olmuştur.